Start butonuna bastığımız anda M1 motoru, start butonundan elimizi çektiğimiz anda M2 motoru çalışacaktır. Stop butonuna bastığımız anda ise her iki motor birden duracaktır. Start butonuna bastığımızda M1 motorumuz çalışacak. Start butonundan elimizi çektiğimizde M2 motorumuz çalışacak. Stop butonuna bastığımızda M1 ve M2 motorlarımız duracak. Start'ın input'un adresi ne? Input 0.0. Bu Q0.0 M1'i çalıştıracak. Input 0.0 yine Q0.1'i bu sefer elimi çektiğimde çalıştıracak. Input 0.1 stopumda Q0.0 ve Q0.1'i durduracak. Yapacağımız temel olay bu. Bastığımız anda Q0.0'ı çalıştırmamızda bir sıkıntı yok. Bastığımızda evet çalıştırırız. Burada sıkıntı elimizi çektiğimiz cümlesi. Elimizi çektiğimizde çalışmasını istiyorsak o zaman ben burada bir negatif kontak kullanmak zorundayım. Yapalım. Input 0.0'a bastık. Q0.0 çalıştırdı. Daimi bir çalışma olacağı için bunu bir set devresi olarak yapalım. Yani input 0.0 Q0.0'ı bir bit setlesin. Elimi çektiğimi nasıl göstereceğim burada? Input 0.0 elimi çektiğimi negatif kontakla göstereceğim. Input 0.0'a bastığım anda değil ama input 0.0'dan elimi çektiğimde sadece bir çevrim olarak N kontağa çıkış verecektir. Q0.1'i çalıştıracak. Setlesin yine 1 bit. O zaman bastığım anda Q0.0 kalıcı olarak setlendi çalışıyor. Elimi çektiğimde input 0.0'dan N kontağa bir çevrim Q0.1'e enerji verdi, setledi. Burada olay ne? Stop butonuyla da ikisini birden durdurmamız. Input 0.1 stop butonumdu benim. Input 0.1'den geldim, resetlettim. Q0.0'dan başlayacak. Buraya 1 mi yazacağım, 2 mi yazacağım? 2 yazacağım. 1 yazarsam Q0.0 durdururum. Fakat çalışan benim 2 tane elemanım vardı. Q0.0 ve Q0.1. İkisini birden durdurmam için Q0.0'dan başlayarak 2 biti birden resette, yani hem Q0.0'ı hem Q0.1'i.